Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanla öyle lezzetli bir tarifim var ki gerçekten patlıcan etten daha lezzetli. Burada bir kilo minik patlıcanlarım var. Ben minik patlıcan tercih ettim arkadaşlar. Bütün bütün kullanmak için. Eğer siz ben bütün kullanmak istemiyorum diyorsanız büyük patlıcan alarak doğrayarak da yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz şekilde patlıcanları soydum ve Dilimledikten sonra suyun içerisine alıyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Şöyle baş ve uç kısımlarını aldım. Daha sonra pijama şeklinde soydum ve şöyle gördüğünüz gibi patlıcanları dilimliyorum. Bazılarını ince olduğu için dörde, bazılarını kalın olduğu için 6'ya olacak şekilde ayarladım arkadaşlar. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle suyun içerisine aldım. Bolca tuz ilave ederek bir kenara alarak bekletiyorum. Bu esnada ben diğer sebzeleri doğrama işlemine geçiyorum. 2 tane küçük soğan kullandım. Soğanlar büyükse bir tane kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir tane küçük mor soğan ve beyaz soğan karışık kullandım. Küp küp küçük küçük doğradım. Hazırladım. Ve 3-4 diş sarımsak ekliyorum içerisine. Sarımsakları da aynı şekilde ezmiyorum. Şöyle minik minik doğruyorum. Değerli takipçilerim. Beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Şöyle 3-4 tane de yeşil biber kullanacağım. Şöyle minik doğramıyorum arkadaşlar. Şöyle ikiye bölüyorum. Ortadan e, kestikten sonra ikiye bölüyorum. Şöyle yine kapya biberi küçük olduğu için iki tane kullanacağım. Eğer büyükse bir tane tercih edebilirsiniz. Şöyle biberleri biraz iri iri kullanıyorum ve artık patlıcanları sudan alarak bir peçete ile iyice kuruluyorum. Sebzeleri kızartmak için tencereye yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. İyice ısındıktan sonra içerisine biberlerimi ilave ediyorum. Öncesinde biberleri iyice kızartacağım. Daha sonra patlıcanlarımı kızartarak yemeğimin yapımına devam ediyorum. patlıcan tariflerimi çok beğeniyorsunuz bir yenisini daha ekliyorum Umarım beğenir keyifle de izlersiniz diğer patlıcan tariflerimi görmek isterseniz arama yerini Filiz'in mutfağı patlıcan tarifleri diye aratırsanız tariflerim çıkacaktır biberleri şöyle her iki yüzeyini güzelce kızarttım ve içerisinden alıyorum Evet biberlerimi aldım ve patlıcanları da aynı şekilde iyice her yerini kızartıyorum. Mutlaka iyice kızarması gerekiyor arkadaşlar yemeğimizin içerisinde pişmesi için patlıcanların her yüzeyini çevirerek kızartalım. Kalan yağın içerisinde patlıcanları da aldım. Minik minik olduğu bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6-7 tane patlıcan alıyor. Ben de video bakınca fark ettim. Patlıcanlar çok büyük gibi gözüküyor. Kesinlikle öyle değil arkadaşlar. Çok küçük patlıcanlar. Aklınız karışmasın. Bu şekilde çevire çevire patlıcanları yumuşacık oluncaya kadar pişiriyorum. Mutlaka kapağını kapatarak kızartalım. Evet, artık yazın son patlıcanları diyebilirim. Nar gibi de kızarttık patlıcanları hazırladık bir kenara alıyorum ve içerisinde domates sosumuzu hazırlayacağız. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ediyorum. Aynı yağın içerisine az bir yağ kalmıştı. İçerisine soğanları ekledim. Mutlaka kapağını kapatarak soğanları yumuşatalım arkadaşlar. Biraz soteledikten sonra üzerine bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave ediyorum. Ve tekrar iyice kavuruyorum bir dakika kadar. İki tane büyükçe domatesin kabuklarını soydum ve küp küp doğrayarak içerisine ilave ediyorum. Ve tekrar iyice karıştırdıktan sonra kısık ateşte domatesler suyunu salıp kıvam alıncaya kadar pişireceğim bu aşamada üzerine bir çay bardağı su ekledim arkadaşlar ben orası göstermemiş video bir su bardağı kadar su ekledim normal su Eğer daha sulu bir yemek istiyorsanız bir su bardağı su da ekleyebilirsiniz içerisine sosum iyice kıvam aldıktan sonra üzerine patlıcanlarımı alıyorum şöyle gördüğünüz şekilde güzel bir sunumu da oluyor bu şekilde arkadaşlar sunum benim için gerçekten çok önemli yemeğin lezzeti kadar sunumu da benim için çok önemli artık Sizler biliyorsunuz sesim için herkesten özür diliyorum biraz sanırım şifayı kaptım rahatsızım Kusura bakmayın tam da mevsim geçişi arkadaşlar Kendinize çok dikkat edin Tabii ki dinlenmek yok çalışmaya devam ediyoruz biberleri de şöyle patlıcanların arasına gelecek şekilde Şöyle güzel bir sunum yapıyorum. Sizler hiç bu şekilde uğraşmayabilirsiniz. Ben görsel almak amacıyla güzel bir sunum yapmak zorundayım. Sizler tamamen hepsini üst üstünde de koyabilirsiniz. İçerisine tuz, kırmızı toz biber, biraz da karabiber ilave ediyorum ve orta ateşte yemeğimi pişiriyorum. Baktınız ki suyunu çok fazla çekti. Hemen su ilavesi yapabilirsiniz bu şekilde kendiniz ayarlayabilirsiniz artık yemeğim hazır zaten kızarttığımız için kızarınca da çok piştiği için sosunla birlikte de çok az sürede lokum gibi patlıcanlarımız hazır oluyor yapıp deneyeceklere Ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum yapar denerseniz yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum Evet, şöyle yakından da bakalım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir tencere piştiği an bitti diyebilirim. Evet, bugünlükte bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.